Kayıt sesinde başlarız. Recording başlamış sanırım. Tamam. Tamam. O zaman ufaktan başlayalım. Kayıt altındayız, değil mi? Evet, kayıt Kayıt altındayız. Tamam. altındayız. Evet, sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Doğuş, ben Burak Semişenyurt. Doğuş Teknoloji'nin bir diğer tekli mekan sohbetinde birlikteyiz. Bugün değerli konuklarımız var. Bizde saha tecrübesiyle bugünkü konumuzda önemli katkılar sağlayacağını düşündüm. Sevgili Gizem Duru ve Dilara Kadakaloğlu var. Onlarla birlikte bir saatlik süre zarfı içerisinde. Dikkat, bu iş yerinde çelik pratikler uygulanıyor konulu bir oturum gerçekleştireceğiz. Başlamadan önce adettendir kendimi tanıtacağım ama enteresan bir olayı da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum şu anda. Şu an camdan dışarı baktığım yerde bir yaklaşık 250-300 metre kadar mesafede bir okul var, ortaokul. Çatısı tadilatta bir kısmı. Şimdi bir adam üzerinde tamiratı yapan bacalar kısmında ve üstünde 6-7 leylek şey martı koşturuyor, dalış yapıyorlar ve o da bir kiremitle kafasını korumaya çalışıyor. Burada kış döneminde martılar yuva yaptılar bir iki yere. Bazen küçük yavruları böyle başlarını çıkartıyor. Ben de denk geliyorum. Şu an onu da izliyorum merakla. Yani adam bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Bir türlü kurtulamıyor martılardan. Martılar çok çevik bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani bayağı atraksiyonlar. Böyle enteresan bir giriş yapalım dedik. Ve kısaca kendimi takdim edeyim ben. Doğuş Teknoloji'de 3,5 yıldır çalışıyorum. 1999 yılında çalışmaya başladım. Yıldız Üniversitesi Matematik Mühendisliği mezunuyum ve bu çalıştığım şirketi düşünecek olursak son 3 şirkette dijital dönüşüm, kültür değişimi ve çevik metodolojilere geçiş gerçekleşti. Onlara şahit olma fırsatım oldu. Az önce de bahsettiğim gibi çok değerli konuklarım var, sevgili Gizem ve Dilara. Ben şimdi size sözü bırakayım. Kısaca isterseniz siz de kendinizi takdim edin. Sonra sorularımla konumuza başlayacağız. Tamam, süper. Ben başlayayım mı Dinara? Hadi başla. Merhabalar herkese. Herkes hoş geldi öncelikle. Bu üçüncü katılımımız bizim Dilara ile birlikte Tekli Mekan Sohbetleri'ne. Yine güzel bir konu başlığımız var. Burak'ın da hazırladığı güzel sorular vardır eminiz. Birlikte Var, bir onları şimdi şeyler hazırladık. toparlayacağız. Süper. İsmim Gizem Duru. Doğuş Teknoloji'de 6. yılımın içerisindeyim. Yazılım geliştirme yöneticisi olarak çalışıyorum. Bilgisayar mühendisiyim. Başkent Üniversitesi'nden mezun oldum 2012 yılında. Doğuş Teknoloji'den önce sağlık sigortası veya insan kaynakları alanında yazılım yapan birimlerde, hastane bilgi yönetim sistemi üzerine çalışan birimlerde de görev almıştım. Hatta şey anım vardır benim, her yerde de söylerim bunu. Türkiye'nin ilk bilişim firmasında çalışmışlığım var Aydın Köksal'la birlikte. Bilgisayara bilgisayar adını veren kişi. O anımı da anlatırım bolca. Öyle farklı deneyimlerim de oldu. Uzun süredir de Doğuş Teknoloji'deyim. Burada edindiğim farklı şapkalar da var. Biraz Agile Coach gibi çalışıyorum. Eğitim veriyoruz. Çevikhane markasını kurduk Dilara ile birlikte. Dilara da bahsedecektir birazdan. Bugün de sizlerle birlikte sorularınızı yanıtlamak üzere de burada bulunuyoruz. O zaman sıra bende. Evet, sıra sende. Ben de çok çok uzun uzun anlatmayacağım. Ben Dilara. 3 seneye yakın veya biraz daha fazladır Doğuş Teknoloji'de çalışıyorum. İş analisti olarak çalışıyorum ama Gizem'in bahsettiği şapkalarda benden de var. Bizim Doğuş Teknoloji'de kültürümüzdür farklı şapkalar halinde çalışmak aslında. İşte koçluk, agile koçluk veya iç eğitmenlik gibi şapkalarım benim de var.
2012 Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği mezunuyum. Ben sektöre yazılımcı olarak başlayıp sonradan proje yönetimi veya iş analizi alanında ilerleme şansım oldu. Kariyerimde böyle bir dönüşüme girdim. Son 4-5 yıldır da hani Agile dünyasının içerisinde yer alıyorum açıkçası. Bir blog yazarıyım aynı zamanda. Gerçi burada Burak var. Üstad o burada ama ben de spesifik Estağfurullah. olarak Agile Yok ki. konusunda spesifikleşmiş bir blogum var. ilkimdilara.com. Belki bazılarınız denk gelmiştir internette. Takip etmenizi bol bol tavsiye ederim diyeyim. Hemen vakit kaybetmeden Burak biz sorularımıza başlayalım. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle değerli katkılarınız için. İlk sorumuz aslında Agile ne değildir? Sormak istiyorum ben. Yani Agile tanımlamak çok popüler. Ama ne değildir aslında Tersten. Agile? Şöyle başka bir açıdan bakalım istedim. Buyurun. Tersten sormuş olduğun soruyu. Çoktan seçmeli sorular da var dermiş. Ecel acele iş yapmak değildir aslında diyebiliriz. Böyle hızlı hızlı bir üretim yapısının içerisine girip kaliteden ödün vermek değildir. Aslında bunlar önemli, altı çizilmesi gereken konular bunlar. Genelde şirketler hani agile bakış açısını benimsemek istiyorlar. Bunu yapalım. Evet, hantallığımızdan kurtulalım ama bir taraftan da hızlı iş çıksın vesaire. Evet, hızlı iş çıkacak burada ama asla kaliteden ödün vermeden hızlı işi çıkarmamız gerekiyor ve faydayı gözeterek hızlı iş çıkarmamız gerekiyor. Yani tanım olarak da zaten değişime hızlı yanıt verebilme kültürü, adaptasyonu gibi değerlendirebiliriz bunu. Yani kısaca aslında acele etmek değil Burak, değişime hızlıca yanıt verebilmek, talebi hızlıca karşılayabilmek, değişime de ayak uydurabilmek gibi söyleyebiliriz. Dilara sen ne dersin? Buraya ekleyeceğim şey, şimdi Kaizen diye bir bakış açısı var, bir felsefe var. Bizim her fırsatta dile getirdiğimiz. Birazcık da böyle ecel olmazsa olmazlarından biri olduğunu düşünüyoruz biz. Yani sürekli bir iyileşme içerisinde olmak, kendimizi sürekli geliştirmek ve bu alanları da kendimize yaratmak gerekiyor. Biraz da agile çalışabilmek için. O alanları yaratırsak eğer kaliteye anca destek verebiliriz diye düşünüyorum. Bir de bir şey vardır, bir algı vardır işte. Agile böyle küçük küçük waterfallcıklar koşmak diye bir algı da vardır. Böyle mi? Hayır. Tabii ki de değil. Yani kocaman bir işi planlayıp, kocaman kocaman tasarlayıp sonra bunları küçük küçük parçalara ayırmak anlamına gelmiyor. Ne yapacağız? Araya böyle geri bildirim döngüleri sokarak da çalışmamız gerekiyor. MVP'ye buradan biraz atıfta bulunuyorum. Mutlaka evet küçük küçük parçalara ayıracağız ama deneyimlettirerek, piyasayı kollayarak, kullanıcılarla konuşarak da bunu yapmak gerekiyor. Eğer deneyimlemeden, deneyimletmeden onlardan bir geri bildirim almıyorsak biz ecel değiliz diye özetleyebilirim. Evet, ben bunu çok duydum ama dediğin şey bence kritik. Agile dediğimiz şey küçük küçük waterfallcıklar değil mi diye o kadar çok duyuyorum ki ilk bakış açısı bu aslında. Çünkü Google'ladığınızda da ya da bu pratikleri uygulayan firmalara gittiğinizde de bolca etrafta küçük küçük post-it'ler görmüş oluyorsunuz. İşleri sadece parçalamak değil, biraz aslında doğru parçalayıp ihtiyacı iş biriminin, müşterinizin en hızlı şekilde faydayı sağlayabileceği, kullanıma açabileceğiniz ürün parçalarından biraz bahsediyoruz. O yüzden asla küçük küçük waterfallcıklar değildir. Eğer bu şekilde yapıyorsanız dönüp bir gözden geçirmek lazım. Oturayım kocaman bir analiz yapayım ben. 2 senelik sonra alayım bunu küçük küçük parçalara böleyim. O da işinizi görebilir belki ama ihtiyaç değiştiği zaman siz de başa dönmek zorunda kalırsınız. Evet, güzel. Çok teşekkür ederiz. İyi bilgiler veriyorsunuz. Ben bu arada sağa aşağıya doğru bakıyorum bazen. Not alıyorum çünkü söylediklerinizden. Değerli notlar ifade ediyorsunuz. Bunları tavsiye ederim arkadaşımıza, dinleyenlere de. Şimdi Agile'ın ne olmadığından biraz bahsettik. Tabii şöyle bir şeyi de vurgulamak lazım. Yani hangi semptomlar
gösteriyorsa bir şirket ya da belirtiler varsa aslında biz bir dönüşümden artık konuşmamız lazım. Kabuğumuzu yırtıp çevik metodolojilere bir baksak iyi olacak deriz, demeliyiz. Yani ne gibi semptomları olursa hastayı tedaviye alalım. Şimdi ben yine başlayayım Dilara, müsaade edersen. Çünkü Buyurun. ben hep aynı şeyi söylüyorum. Burada çevikliği bir reçete olarak görmemek lazım ya. Yani geleyim ben, evet, agile yöntemleri uyguladığım zaman benim bütün süreçlerim böyle mükemmel bir hale gelecek gibi bakış açısının içerisine girmemek gerekiyor. Bu bir süreç her şeyden önce. Ben hep aynı örneği veriyorum her yerde. İlk önce bir durumu görmek gerekiyor. Yani ben artık agile pratikler uygulayacağım diyebilmek için de neden sorusunun cevabını iyi vermek lazım. Görselleştirmek lazım. Yani problemi görün ve bu probleme istinaden çözüm üretin. Yani en basit örnek trafik. Trafik örneğini veririz biz her yerde. Kanban eğitimlerinde de bunu sıkça anlatırız. Dışarıda da çok anlatımlarını bulursunuz. Engellerimiz neler? Neden teslimat sürelerimiz uzun? Veya operasyon yapmaktan gerçekten operasyon yapmaktan asıl ilgilenmemiz gereken işlere vakit ayıramıyoruz veya bir noktada kalıyor. Süreçler, prosedürler çok fazla. Onay mekanizmaları, işte konuşuyoruz sürekli. Bir işi sonuca vardırabilmek için böyle 10 tane onaydan geçiyoruz ediyoruz. Yok mu var hani bizim sistemlerimizin içerisinde de var. Ama bunlardan biraz aslında kurtulmak gerekiyor. O gömleği biraz çıkarmak gerekiyor. İşin nerede tıkandığını, nasıl tıkandığını ve bize ne anlamda bir para kaybı olabilir, verimlilik kaybı olabilir, iş gücü kaybı olabilir, her anlamda düşünebiliriz bunu. Onu iyi resmetmek gerekiyor. Eğer biz o resmin içerisinde, evet burası tıkanmış, artık buraya yeni bir yol açmalıyız. Veya işte ne bileyim, trafik örneğinden bahsedeyim. Kamyonlar için ayrı bir yol yapmamız gerekiyor veya yeni bir kavşak açmamız gerekiyordur. Bunları görebiliyorsak, bunlar üzerinde aksiyon alabiliyorsak, evet biz aslında bu işin içerisine artık ufak ufak girmişiz diyebiliriz. Öyle hani semptom olarak söyleyebileceğim alanlardan dediğim gibi ne olduğunu, niye böyle bir şeye ihtiyacımız olduğunu iyi anlamak gerekiyor. Yoksa her şirketin takıldığı yer farklıdır. Onlar için onları yavaşlatan konular, süreçler birbirinden farklı olabilir. O yüzden bu iş biraz daha spesifik bir şekilde tıkanıklığı iyi görüp orayı iyileştirmeye yönelik olmalı diye düşünüyorum ben. Burada şey mesela hani dönüşüm yapmak için dönüşmek de klişe olmaya başladı. İşte herkes dönüşüyor, biz de dönüşelim. Herkes bundan fayda sağlıyor, tırnak içinde söylüyorum. Biz de fayda sağlarız demek. Çok doğru değil bence. Mesela Burak dedin ya hani hastaya nasıl bir şey yapacağız, tedavi uygulayacağız. Yani ecel bu işin reçetesi değil. Bazen ecel dönüşümü yaptık. Olmadı, müşteri hala memnun değil. Suçlu ecel. Hep böyle oluyor. Suçlu mutlaka ecel'e geliyor ama asıl sen sorununu göremediysen, sorununu keşfedemeyip başka bir dönüşümün içerisine girdiysen, bu hatalı bir dönüşüm olmuş oluyor. Sorun odaklı gitmemiz lazım. Ölçümlemek çok önemli. Eğer bir semptom varsa demek ki ya ben bir şeyleri demek ki dinliyorum, bir şeyleri gözlemliyorum demek ki bu çok güzel. Eğer semptomun farkındaysak. İkinci adım, okey bu semptoma iyileştirmek için nasıl bir adım atmak gerekiyor? Bu adımları ata ata bir şekilde organik olarak hem de ihtiyaca yönelik olarak kendiliğimizden bir dönüşümün içerisine girdiğimizi fark edeceğiz. X dönüşümü, Y dönüşümü diye adlandırmak çok şey değil, ihtiyaca yönelik olmuyor. Genellikle trend oluyor. İşte Agile'ın kozmetik tarafı olmuş oluyor orası da. En çok satan, dönüşüm sattık kısmı oluyor. O gözlemlemek, görselleştirmek Gizem'in dediği gibi. Kanban mesela guide'ını trafik örneğiyle görselleştirerek anlattı. Yeni bir guide çıkartarak. Ya bu metaforları kullanıyoruz çünkü anlamayı kolaylaştırıyor diyebilirim bu dönüşümün reçetesi konusunda da. Yani tabii ki gerçek hayat örnekleriyle aslında bu tip kavramları anlatmak her zaman en iyisi. Bizim hani sonuç itibariyle yazılım odaklı sektörlerimizi düşünecek olursak pek çok şey soyut
abstrakt oluyor ve onu hani bir ve sıfırlara dönüştürürken kullanılan metodolojileri anlatmak için, öğretmek için de bu tip benzetmeler bence çok iyi. Bu trafik örneği ve özellikle kamyonlar için ekstra bir yola ihtiyaç var mı? Benim aklımda kalan noktalardan bir tanesi. Sona doğru zaten notlarımı şey yaparım. Bir kere daha böyle özet geçelim. Gerçekten doğru anlamış mıyım sizi bir teyit etmek açısından? Diyerek bir sonraki soruya geçeyim ben o zaman. Hani bir şekilde biz dönüşüm yapmaya karar verdik. Yani bir takım ölçümlerimizi yaptık, kendi durumumuzu gözlemledik ve evet bizim artık kültürel olarak bir dönüşüme girmemiz gerekiyor dedik. Ve çevik olmaya başladık. İşte gerekirse danışmanlık aldık vesaire. İlk zamanlarımız diye düşünelim. Takımlar yeni yeni emeklemeye başlamışlar. Hani yeni bir şeyle karşı karşıyalar. Hatta genellikle bizde de uygulandı. Daha önceki şirketlerde de gördüm ben. Bir pilot takım oluyor. Bunu bir öncü olarak üstleniyor. Burada hafiften yürümeye hatta belki koşmaya başlıyor. Hızı ortaya çıkmaya başlıyor. Ne yapabileceğini görmeye başlıyor. Sizin bu noktalarda mesela takımlar artık çevik metodolojiyle hareket etmeye başladıklarında yani şunları yaptıkları zaman o çizginin dışına çıkmaya başlıyorlar. Çevik olmanın dinamiklerini bozuyorlar. Dediğiniz şeyler var mı mesela? İpuçları var mı? Çünkü hani sahadaki sizin gibi koçluk yapan deneyimli insanların hani şunu yapıyorsanız dikkat etmeniz lazım. Hani o durumda şeyin dışına çıkıyorsunuz biraz, yolun dışına çıkıyorsunuz diyeceğiniz noktalar bence önemli olacaktır dinleyiciler için. Diyerek sözü bırakayım. Bu sefer yani evet isteyen cevaplayabilir. Tamam. Biz yine senkronumuzu bozmayalım. Gizem Tamam. Dilara, Gizem Dilara diye gidelim. Bir yerde Dilara Gizem yaparız. Bozarız. Bozarız. Şimdi dediğin konu da çok çok önemli aslında. Biz bu işe bir heyecanla giriyoruz. Evet, hani bir şeyleri değiştireceğiz, edeceğiz. İlk zamanlarda dediğin gibi takım yeni yeni emekliyor, yanlarında belki bir koç oluyor, belki bir danışmanla ilerliyorlar. Fakat bir noktadan sonra o danışman oradan ayrıldıktan sonra işler biraz böyle sarpa sarmaya başlıyor. Şimdi takım oluşumlarında da biz aslında sıkça dokunduğumuz eğitimlerin içerisinde de yer verdiğimiz konular var. Başta şöyle bir takım ivmelenir, evet iyi bir eğim tutturmaya başlar. Bir noktadan sonra aşağı inmeye başlar. Buradaki motivasyon da takımın da aslında faydası, üretkenliği, işte productivity'si vesaire azalmaya başlar. Çünkü artık çatışmaya vesaire başlamış oluyorlar. Takım amacından aslında şaşmaya başladığı zaman, hedefinden şaşmaya başladığı zaman farklı bir noktaya gitmeye başlıyor ve konfor alanına geri dönmek istiyor. Özellikle Scrum takımlarında çok oluyor buradaki durum. Danışmanların, koçların, takımların içerisinden gerçekten buraya kendileri de ayrıldıktan sonra o cesaretle, o cesur davranışlarla birlikte takımın önünde o bayrağı taşıyacak birilerini seçmeleri gerekiyor. Bu bir şey. Kendini böyle belli ediyor bazı kişiler. Evet, Scrum Master'dan bahsediyorum. Tabii ki Scrum Master'ı takım seçiyor vesaire ama o koçun o gözleminde de böyle besleyeceğin, ortaya çıkaracağın gizli yetenekler de olabiliyor. Biraz onların üzerine eğilmesi iyi olabilir. Çünkü firmalar geliyor, siz işte eğitimleri alıyorsunuz, postitler, renkli kalemler, görsel fasilitasyon araçları vesaire işleri böyle daha güzel, fantastik bir hale getiriyorsunuz ama daha sonrasında konfor alanı dediğimiz o konu ve stres, baskı, iş birimlerinin istekleri, öncelikleri artık sizin için diğer konuları, asıl amacınızı biraz geride bırakmış oluyor. Ya ben niye bu tarz işlerle uğraşıyorum? İşimi yapayım, çıkayım konusuna girmeye başlıyorsunuz. En başta da vazgeçtikleri şey takımların retrospektif eventlerine bırakmaları olmuş oluyor veya review'larda geri bildirimleri alacağı noktalar. Dilara az önce bahsetti. O geri bildirim döngülerini asla kaybetmemiz gerekiyor. Çünkü agility'nin içerisinde gizli olan şey de bu. Ben o feedback'i alayım, kendimi daha iyi bir noktaya getireyim, müşterinin ihtiyacını daha iyi karşılayabileyim diye biz bu eventleri gerçekleştiriyoruz ve feedback loop'larını kuruyoruz. Bizim özelleştirdiğimiz bu toplantılar için, işte retrospective, review, planlama toplantılarında artık ben işi bırakayım da akşam öğretim geçişi yapacağım.
şu maddeleri biraz alayım, müşteri şunu döndü, iş birimi şunu da döndüreyim gibi konuları işin içerisine aldıktan sonra ve bunu savunan birisi olmayınca, hayır bu anlamda bunu yapmamamız lazım, şu an odağımız bu, bu odağın içinden çıkmamamız lazım diyen birisi olmadıkça da bu artık böyle savrulmaya doğru gidiyor. O eğimde de takımların birbirine artık böyle baskısı var. Bu işi savunan kimse de yok. Takımlar da artık çatışma noktasına girmeye başlıyor. Ne oluyor? Artık çatışmalar vesaire artıyor ve bunlardan vazgeçmeye başlıyorlar veya farklı öncelikler gelmeye başlıyor. Aslında iyi bir Scrum Master duruşu yoksa, iyi bir savunucu yoksa bu sürecin içerisinde takımlar gerçekten bu sürecin dışına çıkıp biraz daha eski nesil küçük küçük waterfallcıklara doğru yönelip eski alışkanlıklarına dönmeye başlıyorlar ve çoğu şirkette bu dönüşüm başarısız hale gelmeye başlıyor. Yani bu söylediğin önemli bir şey aslında. Hani çoğu şirket başarısızlık yaşıyor dediğin. Yani evet, çeviklik, çevik olmak, dönüşmek önemli bir şey. Kültürel dönüşüm ve çok fazla faydası, ama başarısız olanlar da var. Yani Kesinlikle, o noktayı da kesinlikle. vurgulamak lazım. Sihirli bir Çoğu değnek değil başarısız. sonuçta. Çok dikkat etmek lazım deyip sözü Dilara'ya bırakayım. Araya girmiş oldum. Kesinlikle. Çoğu bence hakkıyla Ecel'in yapmadığını düşünüyorum. İğneyi çuvaldızı mı batırıyorduk kendimize? İğneyi mi batırıyorduk tam hatırlayamadım şu an ama. Ecai'nin hakkını verin diyorsun yani Dilara, değil mi? Ecai'nin hakkını verin yani. Hakkını vermek lazım tabii. Ya tabii ki de şimdi dönüşüm öyle kolay bir şey değil. Dediğin gibi yani bir şey sihirli değnek falan da yok ortada. O yüzden de bir şeyleri yaparken zorlanıyoruz. Burada zorlandığımız bir diğer konu da şimdi Gizem takımların vazgeçtiklerinden bahsetti. Ben başka bir açıdan bakacağım. Yöneticilerimiz var, yeni liderlerimiz var. Yöneticilerin vazgeçemediklerinden bahsedeyim ben de biraz. Şimdi artık yöneticiler ne olacak diye bir soru işareti var işte herkesin kafasında. Yani korkmayın bir şey olduğu yok. Artık Senem el sallıyor gidiyorum ben diye. Yok Senem hiçbir yere gitmiyorsun. Şimdi herkesin bir dönüşümü söz konusu. Olursa evet yöneticilerin de bir dönüşümü söz konusu var burada. Takımlarda sadece takımları dönüştürmek yeterli gelmiyor. Burada hani hep diyoruz ya işte eskiden self-organized derdik, şimdi self-managed demeye başladık. Takımlar self-managed olsun. Bu nasıl sağlanacak? Liderlerin desteğiyle sağlanması gerekiyor. Liderler burada illa İşte kişi yönetimi, performans yönetiminden bahsetmiyorum. Agile koçlar evet takıma destek, koçluk verebilir ama liderler de verebilir. Mentörlük de edebilir, koçluk da edebilir. Kariyer ve yetkinlik gelişimleri konusunda mutlaka desteklemeleri ve alttan kaldırması lazım takımın. Bu bir kenara. Bir de self-manage diyoruz. Otonomi gerekiyor. Takımın üzerinde bir otonomi sağlanması gerekiyor. Bunun için de liderler sorumluluk alanlarının bazılarını takımlara delege etmesi gerekiyor. Bu bir anda olacak bir şey değil. Yavaş yavaş olması gerekiyor. Şununla çok karşılaşıyoruz. Yani biz karşılaştık. Dışarıda da karşılaşanları duyduk. Muhtemelen içimizde de vardır karşılaşanlar. Yöneticiler takımların retrospektif etkinliklerine katılmak için can atıyor. Takımlarda hayır gelemezsin diye duvar örmeye çalışıyor. Şimdi iki taraf da bazen haklı, bazen haksız. Neden yönetici girmek istiyor? Ne yapıyorsunuz bilmek istiyorum diyor. Takımda diyor ki hayır biz self-managed takımlarız giremezsin. Şimdi algı yanlışlıkları var. Burada demek ki takım iyileşme planlarını, iyileştiklerini görselleştirmiyor ve bunu transparan hale getirmiyor ki. Demek ki yönetici böyle bir şeyde bulunmak istiyor. Veya yönetici gerçekten delegasyon yapmak istemiyorum ben, otonomiyi sağlamak istemiyorum, benim kontrolümde olsun diyor ve o yüzden. Şimdi mesela Gizem yönetici. Bir takımı var, takımları var. Ben Çok Gizem'e soru komik ya. sormak istiyorum burada. Hocam sorabilir miyim Burak? Sadece Tabii soruları ki da de, sen mi tabii ki. soruyorsun yoksa Tabii ki. bilemedim. Yok, estağfurullah yani, olur mu? Ya beni ters Gizemciğim, köşe yapıyorlar, kabul lütfen, etmiyorum. lütfen.
Gizemciğim hazır mısın? Bir yönetici Hazırım. olarak takımların retro etkinliklerine katılmak istiyor musun? Şöyle, şimdi evet, hayır Şapka bir anda evet, değişti. istiyorum. Neden şimdi? Ama o bakış açısıyla değil. Şimdi o ayrımı iyi kurmak gerekiyor burada. Bir mantalite olarak, yani mindset olarak bir orada bir ayrışmak gerekiyor. Gerçekten bir lider konumunda ben burada neyin önünü açabilirim, nasıl bir coaching yapabilirim bakış açısıyla yaklaşmak var. Bir de Dilara'nın dediği gibi, hayır ben delegasyondan yana değilim. Asla bensiz bu konuda bir ilerleme olmamalı. Mutlaka bana danışılmalı, benim haberim olmalı. Bu değil, bu artık eski nesil yapıydı. Bunun başarılı olmadığını, çalışmadığını görmüş olduk. Ben ekibin retrospektif toplantılarına giriyor muyum? Evet giriyorum. Girme amacım nasıl destek olabilirim? Ne konuda? Bir de bir taraftan da Ecel Koç şapkam var. Hani buradan da biraz aslında beslenerek söylüyorum. Farklı bir açıdan da beslenerek söylüyorum. Ne konuda önlerini açabilirim? Neyi daha iyi görselleştirebiliriz? Ne önlerine bir engel olarak gelebilir? Birlikte yan yana çalışmam gereken birileri var mı? Bunları tespit edebilir miyim? Onlara nasıl bir faydam dokunabilir? Herkesin buradaki ekibin otonomiyi sağlayabilmesi için bir taraftan da inancının da oluşması lazım. O inancı nasıl yakalayabilirim? İçeride böyle fireler vermeye başlıyorsa o zincir bozulmaya başlar. O zinciri nasıl zincir halinde tutabilirim? Biraz bunlara bakmak gerekiyor. Evet, ben retrospektif etkinliklerine katılıyorum. Bir yerden sonra katılmamaya başlayacağım. Çünkü ekip bir tanesi yeni rolloutunu gerçekleştirdi. Üçüncü sprintte birisine de onların ihtiyacı oldukça katılıyorum. Onlar uzun süredir şey koşuyorlardı, Scrum koşuyorlardı. Sonra Kanban'a evrildiler. Onlar ihtiyaç duydukça, onlar istedikçe katılıyorum. Bir yerden sonra o parmak kalkıyor çünkü. Ya biz burada şöyle ilerlemek istiyoruz ama bunun yolunu, yöntemini vesaire bulamadık. Bir fasilitatöre ihtiyaç var belki burada. Bir gelir misin? Birlikte bu noktada ilerleyebilir miyiz? Ama asla bir güç göstergesi olarak değil. Ben onların yanında seviyeden aynı seviyede, asla bir hiyerarşi gibi bir kavram zaten bizim şirketimizin içerisinde artık o biraz tarihi olmuş durumda. O hiyerarşiyi tamamen geride bırakıp bir ekip arkadaşım veya herhangi birine yaptığım bir mentörlük gibi, onlara daha özel bir versiyonla tabii önlerini açmaya çalışıyorum. Aslında girme amacım bu. Burak sana bir uyarıda bulunayım mı? Şimdi sen soruların çok güzel, teşekkür ederim. Sen bizi bırakırsan biz sabaha kadar buradayız. Sen bu time box yönetimi konusunda bizi idare et. Terzi kendi söküğünü bazen dikemez. Fasilitasyon konusunda evet fasilitatörüz ama katılımcı olduğumuzda şeyiz. Evet, ben Suistimal susuyorum. ederiz. Benim bir bug'ım var. Ben konuşmaya başlayınca zor susuyorum. Yok, hiç problem değil. Bence hani ben süreyi zaten kontrol ediyorum ama eminim ki katılımcılar, hani katılımcı sayısını da buradan takip ediyorum. Güzel bir katılım kitlesi var. Bu keyifli sohbet ne kadar sürerse sürsün işlerinden tabii alıyoruz insanların şu anda ama zamanlarından çalıyoruz. Katılacaklardır diye tahmin ediyorum. O yüzden çok sıkıntı değil benim için. Ben keyif alıyorum sizi dinledikçe. Bizden. Bu arada bir soru da gelmiş. Chat penceresinden sevgili Gamze'nin bir sorusu var. Bunu arada bir ileteyim isterseniz hemen. Bir ekip yöneticisi PO olarak, yani Product Owner olarak Agile takım içinde yer alıyorsa ekibin yöneticisi retrolara ihtiyaç durumunda mı dahil olmalı yoksa takım üyesi olduğu için tüm retrolara dahil mi olmalı? Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar? Biz Zor bir soru bu işi sormuş. nasıl çözeceğiz? Bir kere Zor bir product soru. owner şapkasıyla yönetici şapkasını ayırt etmek gerekiyor burada. Yani eğer Scrum takımının içerisindeyse ve product ownersa evet hepsine dahil olmalı. Ama yönetici şapkasını dışarıda bırakarak. Bırakarak da. Bu Biz konu şöyle önemli. yapıyoruz. Mesela ben hem Scrum Master'ım hem geliştirici ekibin içerisindeyim. Bir developer'sım. Developers mı diyeceğiz, developer mı diyeceğiz, o konuda ayrı bir tartışma konusu artık. Bırakıyorum. Bazen şöyle diyebiliyorum. Scrum Master şapkamı şu an ortaya koyuyorum veya analist şapkamı şu an ortaya koyuyorum diye bazen takımlarda hani bak şimdi şu şapkayla konuşuyorum cümlesini kurmak durumunda kalabiliyoruz bazen. İşte o yüzden diyor bu işin içinden nasıl çıkacağız?
Zor işte, bu şapkaları ayırt edebilirim. Biz ayırt ettik diyelim. Karşımızdakinin algısı da aynı şekilde mi olacak? O da bir sorun tabii ki. Bilmiyorum, rollerle ilgili soruların var mı Burak? Oraya mı Var. aktı? Var Tamam. var. Oraya geçiş yaparız. Tamam. Oraya da bağlarız. Bu arada Bağlanırız. dinleyiciler ya da katılımcı arkadaşlarımız sanırım chat penceresinden soru da sorabiliyorlar. Yani sorabilirsiniz istediğiniz soruları. Tabii ki. Aralarda ben onlara bakaraktan konuklarımızı yönlendiriyor olacağım. Şimdi tabii bir önceki soruda biz işte takımlar çevik olmaya başladı. Hani neleri yaparlarsa rota dışına çıkıyorlar, ona bahsettik. Bir de şöyle bir durum var. Yani bu da aslında pek çok şirketin yaşadığı bir durum belki de. Bazı şirketler doğrudan müşteriye iş yapıyorlar. Yani fatura kesimini müşteri gerçekleştiriyor. Bu sebepten dolayı onların isteklerini yapmakla yükümlü oluyorlar. Ve siz bir kültürel dönüşüm geçiriyorsunuz. Biz işte artık Agile'e geçiyoruz diyorsunuz. Post-it'ler, işte duvarlar vesaire. Bir şirkette hareketlilik var. Metodoloji başladı. Çevik metodoloji. Takımlar koşuyorlar. Herkes motive olmuş durumda. Eğitimler verilmiş, işte danışmanlıklar olmuş vesaire. Müşteri çıkıp diyor ki, ya siz ne yapıyorsunuz? Biz waterfallken iyiydik. Diyor Wow. mesela. Dedi ya da dedi. Olabiliyor. Bu hani sonuç itibariyle müşterinin çok doğal bir şey sorusu yani. Hani sormakta haklı. Böyle bir durumda nasıl bir strateji ilerlemek gerekiyor? Yani o müşteriyi bu dönüşüme nasıl ikna etmek gerekir? Ya bir tarafta teknik var. Diğer tarafta oradan belki biraz uzakta olan bir müşteri var. Onun algısı daha farklı. Baktığı şey daha farklı. Nasıl bir yol izlersiniz deyip bu sefer Dilara'ya söz vereyim ben önce, olur mu? Sonra isterseniz ya Olur da nasıl tabii ki. isterseniz ben karışayım size tabii ki de. Dilar, ben bir iki bir şey söyleyip sana pas atayım, olur Hadi mu? at, hadi Vallahi at. az konuşacağım. Az cümle kuracağım. Şimdi şey dedin ya Burak, müşteri dedi ki biz waterfall iyiydi. Müşteri aslında yöntemden ziyade işi ona zamanda teslim etmiş miyiz, etmemiş miyiz, verdiğimiz sözü tutmuş muyuz, tutmamış mıyız, buna bakıyor. Diyelim ki öyle dedi, waterfall iyiydi. Çok özür dilerim Gizem. Şöyle o zaman düzelteyim ben. Şimdi çevik metodolojilerle başladık. İlk başlarda takımlar biraz tökezliyorlar doğal olarak. Bir şeyler Evet. gecikmeye başlıyor. Yani deliver ettiğimiz şeyler gecikiyor. Beklenmedik hatalar çıkıyor. Bir süre sonra hani bu can sıkıcı hale gelmeye başlıyor. O noktada söyledi diyelim. Biraz Okey. daha hani şimdi şey Tamam. oldu. Yani en baştan karşı çıkmıyor tabii ki de. Ya burada faydayı sağlamak, dediğim gibi yine aynı konuları söylemiş olacağım ama hepsi bir bütün. İşi ne kadar görselleştirdiğim, bana ne kadar işle geldiği, benim ekip içerisinde nasıl bir kapasiteyle destek verdiğim, neye ne kadar vakit ayırdım vesaire, bunların hepsini şeffaf bir şekilde paylaştığımız zaman müşterinin, iş biriminin ya da artık kimle çalışıyorsak, stakeholder'ın diyeyim, algısı aynı yöne otomatik olarak evriliyor. Çünkü matematik giriyor işin içerisine. Sayı giriyor. Yani 2 ile 2'yi toplayıp 5 bulmaya çalışmıyoruz. 4 ediyor. Nedenleri de bunlar. Aslında daha fazla konuşma şansımız oluyor. Daha fazla kendimizi ifade etme şansımız oluyor. Onların gözünde de bizi daha iyi anlayabilecekleri senaryolar veya onların daha fazla geri bildirimini alabilecek ortamları da sağlamış oluyoruz. Şey konusu çok önemli. Ben ne zaman sana bunu vermeyi taahhüt ettim? Sana ne zaman bunu teslim ettim? Şimdi Scrum'da yine bir sınırlandırdığımız bir alan var. Sprint de aslında bu süreyi sınırlandırıyoruz. 2 haftanın sonunda sana ürünün bir parçasını vereceğiz. Kanban'da da diyoruz ki işin içerisinde lead time giriyor. Yani teslim etme süresi giriyor. Ben diyorum ki sana bir işi yani 10 tane iş tamamladım diyelim. Bu işin içerisinde bir işi maksimum 8 günde teslim etmişim. Yeni bir iş geldiğinde tabii ki olasılıklar var. Yüzde bilmem kaç olasılıkla ben sana bu işi bu kadar günde teslim edebilirim diyebiliyorum. Çünkü takımın dinamiğinde, takımın kendi kapasitesiyle, kendi oluşturduğu düzenle bir teslim etme hızı oluşmaya başlıyor. Ve tuhaftır, bu işin boyutundan bağımsız bir şekilde ilerliyor. Yine matematikle
kanıtlanmış bir şey. Olur mu canım? 3 günlük bir işte 5 günlük işi nasıl aynı şekilde kıyaslarsın diyorsun ama inan ki aynı hale gelmiş oluyor. Bu da matematikle ölçtükleri bir şey. Verisi olsaydı da gösterseydim keşke. Bizim bakmamız gereken şey burada. Hani müşteriyi de ikna edeceğimiz nokta. Bence sana söz verdiğimiz zamanda bu işi teslim ettik mi, etmedik mi? Biraz buna bakmak. Az konuşacağım dedim ama çok konuştum Dilara. Bu az konuşmuş hali arkadaş. Dilara chapter Şimdi lead olarak belki evidence based management'tan bahsetmek ister. bahsedeyim. Şimdi Gizem dedi ya bolca data olması lazım, veri olması lazım, bunu görselleştirmek lazım. Şimdi müşteriyi ikna etme telaşımız var. Niye biz müşteriyi illa ikna etmenin şeyine giriyoruz ki? Müşteriye durumu anlatmaya, onların anlamasını sağlamaya aslında bizim ihtiyacımız var. Bu iş sözle olmuyor. Birçok kez deneyimledik. Biz deneyimledik, siz de muhtemelen deneyimlemişsinizdir bunu. Bu iş artık data dünyasındayız. Data ile oluyor. Evidence Based Management diye bir şey var. Kanıta dayalı yönetim şekli gibi düşünebilirsiniz bunu. Kanıt biraz şey oluyor böyle sert oluyor. Hani müşteriye karşı al kanıtım sana falan demek gibi oluyor ama birazcık da öyle aslında. Ben bugüne kadar yaptığım işlerin verisini tutarsam, yaptığım şekilleri tutarsam ve müşteriye de şunu dersem bana birazcık zaman ver. Sana nasıl iyileştiğimi kanıtlayacağım dersem o anlaşmayı, o el sıkışmayı yaparsak eğer bir süre sonra evet şu an biz teslimatlarımızda zorlanıyoruz, birazcık sıkıntılarımız oluyor ama o el sıkışması süresi sonrasında ki iyileşmeyi kanıtlayabilirsek, datayla görselleştirebilirsek o zaman müşteri bence okey diyecektir. Müşteri memnuniyeti sağlanacaktır. Dolayısıyla kalitede dolaylı oldan, çok detayına girmeyeceğim ama kalitede dolaylı olarak sağlanacaktır. Biz Doğuş Teknoloji tribe'larından birinin içerisindeyim. Bizim tribe'ımızın içerisinde Evidence Based Management diye bir chapter kurduk. Bu chapter'ın amacı her takımın kendi ürünlerini düşünerek kalitesini nasıl arttırabilir, bunu nasıl veriye dayalı olarak görselleştirebilir, iyileşme adımlarını, iyileşme hedeflerini nasıl koyabilir diye bir yola çıktık. Mevcut durumumuzu bir analiz ettik. Takımlarda metrikler nasıl tutulsun, hangi metrikler tutulsun? Takıma özel, chapter'a özel değil. Takıma özel, pardon, tribe'a özel değil. Gittim, daldım. Tribe'a özel değil, takıma özel metriklerin Takım. tutulması veya ürüne özel metriklerin tutulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Hedefimiz bu yönde bu chapter'dan diyebilirim. Teşekkürler. Evidence Based Management'ı not aldım bu arada. Önemli bir terim bence. Yani aslında data ile konuşmak lazım. Bir şeyleri ispat ederek müşteriye anlatmak lazım. Aynen. Çok doğru olarak. Arada hemen bir soru daha alayım. Özkan, sevgili Özkan'ın bir yorum olabilecek şekilde bir sorusu da var. Biraz uzun. Müsaadenizle okuyayım. Öncelikle seçtiğiniz konular gerçekçi ve hepimizin geçiş sürecinde karşılaştığı sorunları içeriyor. Teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz. Yenilenmiş Scrum Guide, daha flexible ve event management kısmını da tamamen takıma bırakan bir yapıya bürünmüş durumda. Dediğiniz gibi bir reçete sunmak yerine bir konsept anlatıyor. Bu kapsamda ilerleyen yıllarda Agile içerisinde yeni veya güncellenmiş roller görmeyi beklemeli miyiz diye bir şey sormuş. Yani yeni roller, yeni meslekler çıkıyor biliyorsunuz sürekli olaraktan. Yeni roller görür müyüz? Görürüz, niye görmeyelim? Var mı Bir mesela kafanızda şu? araştırma vardı. 2085 yılında en çok revaçta olan meslek grupları şu an yok diye Evet. bir araştırma vardı. Şimdi biz ne diyoruz? Ecel değişime adapte olma sanatı diyeyim hatta buna. Eğer ki süreçler değişirse ki değişecek. Bugüne kadar değişti, bugünden sonra da değişecek. Süreçlerimiz değişecek. Yapılan iş şeklimiz, yaptığımız iş, ürünümüzün hedef kitlesi vesaire her şey değişecek.
Değişecekse o zaman rollerde de değişimler söz konusu, yeni roller söz konusu. O yüzden şu ana kadar hayatımızda bir Scrum Master yoktu ama artık var. Hatta dedike Scrum Master'lar da var. Bunun yararlarını vesaire konuşuruz tabii ki ama bundan sonra da olmayacak anlamına gelmiyor. Yeter ki o dönüşüme bu roller, bu mesleklerde adapte olabilsin. Buna açık olmamız lazım. Aslında Özkan Bey'e teşekkür ederiz. Benim sonraki sorularımdan bir tanesinde de bu rollerle alakalıydı. Biraz ilintili de oldu. Ben onu da bağlamak isterim. Şimdi bazı araştırmalar, yani çok sık araştırmalar oluyor. İşte McKinsey'nin raporları, Gartner'ın raporları gibi vesaire. Yani IT sektöründeki firmalar özellikle. Örneğin benim okuduğum son raporlardan bir tanesi, değeri 1 milyar liranın üstü, 1 milyar doların, pardon, düzeltiyorum, üzerinde olan şirketlerin C-level yöneticileriyle yapmış oldukları bir anket var. Bu anket sonuçlarına göre bu şirketler mesela yetenek eksikliği yaşıyorlar ve özellikle dönüşüm yaşamış olan şirketlerin en çok yetenek problemi yaşadıkları yerler işte Scrum Master veya Product Owner gibi pozisyonlar. Siz bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Yani bu yetkinlikler gerçekten hani eksik mi, zor kazanılan yetkinlikler mi bunlar? Yani sonuçta okul, üniversitede hani bir bölümde Product Owner diye bir branşlaşma yok ya da işte Scrum Master diye bir özel branşlaşma yok. Yani ne düşünüyorsunuz bu Owner konuda? için bence olmalı. Gerçekten Güzel yani bir tespit. Product Not Owner alıyorum için. bunu. Belki bir yüksek lisans programı olmalı çünkü levi derya bir konu. Gizem, biz şeyimizi, ritüelimizi bozmayalım. Büyümüzü bozmayalım. Sen cevapla soruyu. Tamam, ben time box'a uyarak, kendimi kısıtlayarak konuşacağım. Şimdi dediğin konuda biraz şey var, alışkanlıklar var. Yeni gelen nesillerde, yeni üniversitelerden mezun olan yeni meslektaşlarımız için ben sürecin daha farklı işleyeceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü bizim alıştığımız bir düzen var, kabul ettiğimiz bir hiyerarşi var. Şimdi bu yeni düzenle bir, ecel yeni bir şey değil. Getirdiği o Scrum'dır, Kanban'dır bunlar da yeni değil. Çok daha eskilerden gelen bir durum ama ben bunu biraz daha kendi ülkemiz özelinde cevabını vermiş olayım. Dünya çapında değil de bizim edindiğimiz kültürün de biraz dışında kalmış oluyor aslında. Biz o hiyerarşiye erişmişiz. Bir şeyleri sorarak, izin alarak, bize birileri bir işi işte atasın, ben sadece o işle ilgileneyim ve o kabuğun dışına çıkmayayım. Bu şeyle, kültürle biraz aslında bezendiği için ortam, biraz bunun dışına çıkmakta zorlanıyoruz. O koçların en başta söylediğim şey, böyle arada birkaç kişi vardır böyle kendini belli eder. Tamam, bu kişi biraz yırtık, problemi de hızlı bir şekilde dile getirebilir, bayrağı da kaldırabilir. Gerekirse gerçekten tabii ki saygı çerçevesi içerisinde, hayır bu iş yanlış, bu işi yanlış yapıyoruz diyebilecek kişiler de olabilir. Bu sayı az olduğu için, aman başıma bir şey gelir mi? Ben bu şirketin içerisinde bunu böyle söylersem yanlış algılanır mı? Biri başka bir şey der mi? Bu düşüncelerden dolayı bence bu rolleri vesaire bulmakta zorlanıyoruz biz. Ya diğer ülkelerde kültür vesaire biraz da farklılaştığı için tabii ki farklı nedenleri vardır. Ben biraz daha ülkemiz adına söylemek istedim bunu. Gerçekten bu rolleri eğer çıkarabilirsek içeriden, firmaların da agility'yi desteklemesini, çevikliği desteklemesinin altındaki neden de bu. Biz o şeyleri, cevherleri çıkarabilirsek içeride, takım o zaman kendi takımın içerisinden bir lider öncülüğünde daha konforlu, daha güvenerek hareket etmeye başlayacak. O cesaretin, o cesur ortamı yakalamamız lazım. Yine burada yöneticilere, işte ne derler, executive Liderlere. takımına, liderlere çokça şey düşüyor, rol düşüyor. Bu anlamda çalışanları cesaretlendirmek, fikirlerine değer vermek, onları desteklemek anlamında bence biraz böyle kazısak, kurcalasak, IT sektöründen de bağımsız olarak söylüyorum. Bu iş sadece yazılım dünyasına özgü bir şey değil, yayılmış durumda. Business agility diye bir şey var hayatımızda. Biraz böyle cesaretlendirmek ve oradaki gerçekten bir ışığı gördüğün zaman oranın üzerine yüklenip
oradaki ışığı diğer ekibin üzerine yaygınlaştırmak da çok önemli olacaktır. Ya cesaret, gizem bence gerçekten çok önemli bir şey. Yani en çok arka plana attığımız değerlerden birisi. Bir şeyleri yapmaya cesaret edemiyoruz. Bugüne kadarki yaşadığımız tecrübelerden kaynaklandığını düşünüyorum. Hep başımız derde girdi çünkü. Ama artık öyle bir olgun içerisinde olmamamız lazım. Liderlere burada görev düşüyor. Şimdi hani C-Level'lar en çok şeydeymiş ya, sorun yaşıyormuş ya, Scrum Master gibi, Product Owner gibi, bu yeni nesil rolleri bulmakta veya kalifiye eleman mı derler artık ona, ne derler bilmiyorum, ama bunun bence nedeni şu: Scrum Master'lar takımlarda bir şapka olarak yer alıyor. Yani bir takımdaki geliştiriciden bir kişiyi Scrum Master olarak değerlendirelim demek bunun sebebi olduğunu düşünüyorum. Neden? Şimdi Scrum Master'lık zor bir görevdir. Gerçekten evet, işte gizemli değil, yani bazıları böyle hemen gösterir kendini, evet ilişkileri iyidir, konuşma becerisi vesaire iyidir, onu Scrum Master yapalım. Ama Scrum Master sadece konuşmakla, ilişkileri idare etmekle alakalı değil. Bu kişinin fokusunun, odağının Scrum Master'lık olması gerekiyor. Sen bu kişiye aynı zamanda iş analisti görevini verirsen, hangisini yapacak? Hangisinde yetkinliğini yükseltecek? Scrum Master'a %100 işinin bu olması, bu olduğu bir ortamda ona yetkinliğini arttıracak zamanı da vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bir bakıyorsunuz yine organik bir şekilde Scrum Master'ın yetkinliği artıyor. Ben boş zamanımda varsa tabii, bilmiyorum boş zamanım var mı, ama boş zamanlarımda hangi alanımı geliştireceğim? İşte hangisi öncelikli? Evet, biz cross functional member olmayı da hedefleyebiliriz ama bu böyle bir şey değil. Yetkinlik kazanmak istiyorsak eğer odaklı çalışmak lazım. En büyük problemin bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Bir de hazır bir arkadaşımız Scrum, yeni Scrum Guide'dan böyle hafif bir giriş yaptı. Şimdi Scrum Guide'da Scrum Master eskiden derlerdi ki, ay hizmetkar lider. Şimdi ne diyor? Gerçek lider. Hani bunu demesinin bir sebebi var. Gerçekten bu işi yapmaya yetkin kişiyi sen Scrum Master yap diyor aslında. Bize bu şeyi veriyor, ışığı veriyor Guide. Bunun da parantezini açmak istedim. Odaklılık önemli. Cesaret dedik, odaklılık dedik, başta commitment dedik. Böyle Scrum değerlerinden biz devam ediyoruz. Evet, güzel, süper, harika. Ben tabii notlar alıyorum o sırada. Tekrardan not aldım, sorularına da geçeyim. Şimdi tabii süremiz de azaldı. O yüzden aradaki kıymetli sorulardan birkaç tane iletmek istiyorum size de. Şimdi IT for IT işleri ya da başka bir deyişle teknik borçlanma konusuna da biraz değinmek istiyorum. Yazılım firmalarının yıllar içerisinde dikkat etmediğimiz zaman bıraktığımız teknik borçlanma sonrasında çok fazla baş ağrısına da sebebi olabiliyor. Ürün üzerindeki bakım maliyetlerini arttırabiliyor, sizlerin de bildiği gibi. Geliştirmeyi zorlaştırıyor, genişletmeyi zorlaştırıyor. Developer'ın motivasyonunu, programcıların motivasyonunu düşürebiliyor. Bu sebepten dolayı bazen geriye dönüp bunları düzeltmek gerekiyor. Ancak doğrudan müşteriye hizmet eden firmalar düşünüldüğünde ve çevik metodolojilere geçtiklerinde, işte sprintler koşmaya başladıklarında bu IT for IT işlerini nasıl yönetmek gerekir? Yani takım işte cross functional olarak sprintlerde belirli bir yüzdeler mi almalıdır? Bunu müşteriye söyleyip ikna mı etmelidir? Yoksa bunu her zaman ayrı bir takımın sorumluluğuna mı vermek gerekir? Onlar kendi içlerinde teknik borç için sadece ya da işte mimari kararlar için çalışıp bunları hani ecel olarak mı yönetmelidir? Ne düşünürsünüz bu konularda? Yani teknik borçlanma diye bir gerçek var. Hatta istatistiklere bakıldığı zaman yıllık maliyetleri de çok yüksek rakamlara tekabül ediyor araştırmalarda. Önemli bir şey. Pek çok şirket
5 yıl, 10 yıl yazılım geliştirdikten sonra bir de teknik borçları toparlamak için çalışmalara başlıyorlar. Bir de kültürel dönüşüm var ve orada müşterinin aslında isteklerini daha hızlı cevaplayabilmek adına, onların istediği değeri yaratabilmek adına bir şey. O ayrı bir şey. Ama teknik borç bir gerçek, hayatın gerçeği. Nasıl yönetmek gerekir bunu Agile içerisinde? Ben bir şeyler söyleyeyim mi Can? Tabii Teknik ki, borç, lütfen. benim söyleyeceklerim seninkiler kadar geniş olmayabilir. Sen bir yazılımcı olarak aynı zamanda diyeyim. Şimdi şu konuda anlaşalım. Eğer ki ürünün stratejisine karar veren kişi, buna product owner diyelim şimdilik. İlla da olmak zorunda değil. Product owner teknik borcun var olduğunu bilmeli. Bunu kabullenmeli ve bunun gerçekten önemli olduğunu anlamalı. Takım ilk önce bunu yapmalı. Yoksa şimdi öncelikler, ürünün hangi özelliklerini geliştireceğimiz vesaire birazcık o ürün yönetiminden geliyor o öncelikler. O yüzden aralara bu IT for IT işlerin mutlaka sıkıştırılması lazım. Bunun için özel bir zaman ayırdık. Yani işte şu tarihler arasında biz borçlarımızı ödeyeceğiz. Bu çok şey olmayabiliyor. Ne denir? Yeterli gelmeyebiliyor. Bunu sürekli hale getirmek lazım. Sprint koşuyorsak her sprint işte minimum şu kadar borcumuzu eritmeye hedefleyelim demek lazım. Veya planlamalar yapıyorsak bu planlamada mutlaka ona yer vermek lazım. Bu yüzden de işte o ürün sahibiyle bunun anlaşmasını yapmak lazım. Hemen araya gireyim Dilara, özür dilerim. Yani definition of done listesinde mesela var olması gereken bir madde midir? Belirli kriterler, teknik borcu azaltmaya yönelik belirli kriterler. İşte test coverage değerleri, cut coverage değerleri böyle olmalı. Test şu kadar da olmalı gibi. Bizim sarıldığımız yerlerden birisidir definition of done. Kaliteyi arttırır. Ama şöyle de yapılır genelde. Ya bunu definition of'dan çıkaralım yoksa madde dan olmuyor bir türlü diye takımlar tersine ilerleyebilir. Şimdi sürekli iyileşmek zor bir şeydir. Ama hedefi yüksek tutarsan oraya yetişmek için sürekli bir çaba sarf etmen gerekir. Bu yüzden de mutlaka bu kalite ağırlıklı işlerin kalite kısmını Gizem'e devredeceğim. O da bu konuda uzman hakim. Mutlaka Diodin'in içerisinde olması teknik borçların çok çok yüksek sayılara ulaşmasını engeller. Borç takımın borcudur bu arada. Yapan takımdır, ödeyen de takım olmalıdır. Bazen şöyle pratikler de oluyor. Bizim takım yeni fonksiyon üretir, new feature dediğimiz yeni geliştirmeleri yapar. Y takımı borçları öder. Yani bu iyi bir pratik değil. Bunun için ayrı bir takım oluşturmak bence yanlış. Ne zaman ayrı bir takım oluşturmalıyız? Eğer ki yeni bir ürün üretiminde olan bir takıma sürekli başka bir canlıda olan bir projeden veya üründen sürekli böyle işte bug geliyorsa, sürekli takımın yaptığı iş bölünüyorsa o zaman o tarz gelen destek işleri için ayrı bir takım üretmek iyi bir pratiktir. Ama teknik borçlar ayrı takımındır. Bu yanlış. Diyeyim sözü Gizo'ya atayım. Dilara, senin söylediklerine ek şunu söyleyebiliriz. Aslında bu dönüşümün içerisinde yapılan işi müşteriye de dahil etmemiz gerekiyor ya. Bu teknik borcu neden oluşturduğumuzu, teknik borcun takıma, ürüne kattığı, oluşturduğu dezavantajlı durum nedir? Bunu iyi bir şekilde anlatmak gerekiyor. Bir kere aynı dili konuşmadığımız için burada teknik borçtan bahsederken müşteriyle ona bunu anlatmak, onun anlayabileceği seviyeye getirmek kritik olan konu. Eğer orada uzlaşabilirsek, eşitlenebilirsek onların da desteğini almış oluruz. Burada destek gerçekten çok çok kritik. Ölçmek diyoruz. Yani işi kanıta dayalı, metreye dayalı bir ölçümden bahsediyoruz. İşin sadece teslimat süresiyle ilgili olan bir şey değil ama görselleştirmenin içerisinde dijitalleştirme de olabilir. Neden monitör etmiyoruz biz sorgu hızlarımızı veya metotlarımızı biraz daha DevOps'un içerisine neden katmıyoruz burada? Ben
bu işi bu kadar hızlı teslim etmem gerekiyordu belki ama buraya katlanarak bunu yapmam gerekiyor. Etkisi de bu. Bak böyle yaptığım zaman böyle bir çıktısı var. Bu şekilde iyileştirirsem de böyle bir çıktısı var. Hepsini geçiyorum. İçerideki dengesizliği veya riski de azaltacak yönde hareket etmem gerektiği konusunda müşteriyi ikna etmiş oluyorum. Ben şeyde biz Şekerpınar'daydı bundan önceki ofisimiz. Şu an Maslak'tayız. Gerçi bir süredir evden çalışıyoruz ama Şekerpınar'da idari işlerden bir televizyon rica etmiştim. Burada hem bizim takım olarak ürüne kattığımız değeri görselleştirmiştim. Dashboard dönüyor, bir sürü şey var, eklenti var browserlar üzerinde kurabileceğiniz. Başka bir sayfayı 5 saniye bizim ürünle ilgili metriklerimizi gösterirken 5 saniye boyunca belki burada sistemsel olarak bir yerde bir problem var mı? Sorgularda bir yavaşlama olmuş mu? Daha uzun sürede mi respons veriyoruz? Veya çok fazla istek alan yerlerimiz nereler? İyileştirme ihtiyacı olan bir şeyler var mı gibi yine grafiklere dayalı görselleştirebileceğimiz bir ekranı bir dashboard'da oluşturmuştuk. Bunun yanında yine QA anlamında, quality assurance anlamında, kalite anlamında kalite kapımızın değerlerini oluşturan parametreleri görselleştirmiştik. Hepsi de dönüyordu. Anlayabilmeleri için de tek tek gerçekten açıp bak bu budur, bu bir işe yarar, bunu böyle iyileştirmezsek sonucu buraya gitmiş olur. Yaşayarak, ölçerek, göstererek ilerletmiş oluyordu. Neler vardır buranın içerisinde? Biz hani DevOps'u da Agile'in içerisine dahil etmeye çalışıyoruz ya zaten olması da gerekiyor. Hem development hem operasyonun birlikte iç içe girmesi lazım ki ben bu işte süreklilikten bahsedeyim. Bu CI, CD, CT duyduğunuz her şeyin başında süreklilik vardır. Continuous'tan bahsediyor. Ben burada sürekliliği sağlayabilmem için evet continuous integration'ımı da deployment'ımı da delivery'imde testing'imi de gerçekleştiriyor olmam lazım. Bunlar için de gerekli maliyeti sağlamam lazım. Bunu görselleştirdiğim zaman, doğru ifade ettiğim zaman iş birimini de yanımıza almış oluruz. Bakış açısı ve ikna konusu bu işin içerisine girmiş durumda. O yüzden RCI dediğiniz zaman bir sonar küpe entegrasyonu kullanıyorsunuz biraz tekniğine girmiş olayım. RCI'nin ne olduğunu müşteriye bizim RCI değerlerimizi arttırmamız lazım dediğinizde anlamayacaktır. Müşteriden bahsediyorum, business'tan bahsediyorum ben. Teknik taraftan değil, tekniğe bunu anlatırsınız bir şekilde ama iş birimi bunu anlamaz. Biz ne yapıyoruz doğuş teknoloji içerisinde? Ağırlıklı olarak işte otomotiv tarafına hizmet veriyoruz veya farklı müşterimiz var. Yeme içme yani restoran zinciri üzerine çalışan birine benim RCI değerimi iyileştirmem lazım dersen buna tepki alırsın zaten. Neden olduğunu görmen lazım. Nereyi iyileştirdiğinde RCI dediğimiz konuda Rule Compliance Index bu arada açılımı ve parametreleri vardır bunun içerisinde. Code smell'lerin vardır. Tamamen yazılımın içerisine girdik. Hani özel şimdi IT for IT'den bahsettiğimiz için biraz içerisine girmiş oldum. Burada bir kod smell'in vardır, bir açık vermişsindir, bir kod açıklığın vardır, bir bug oluşumuna izin vermişsindir. Sistem sürekliliğini kaybetmeye başlıyordur. Donuyordur, duruyordur. Çok fazla kullanıcı girdiği zaman ekran kasıyordur vesaire. Bunların hepsini doğru bir şekilde aktarıp nedenleriyle birlikte tabii ki aynı çizgiye gelecek şekilde müşterinin desteğini alarak, iş birimlerinin desteğini alarak ilerlettiğiniz zaman bence önüne geçebilirsiniz. En önemli şey görselleştirmek, gizlemek değil. Müşteri bunu anlamaz diye böyle arkada üst üste almaya başladığınız zaman ekibin üzerine ciddi bir iş yükü oluyor ve diğer işlerde herhangi bir aksamaya neden olursa buradaki IT for IT işler, o zaman bunu açıklamakta da güçlük çekiyorsunuz. Planlayarak almak ve iş birimleriyle birlikte hareket etmek burada çokça kritik olmuş olacak. Burada ben bir cümle söyleyeceğim. Neden teknik borç çıkar? Acele iş yapmaktan borç çıkar. Yani burada müşteriyle sıkışmak konusu da burada biraz daha devreye giriyor. İşte deadline'lar hep bizim başımıza bela oldu ya. O deadline'lar hep o kapsamda o deadline'da çıkacaksın bakış açısı teknik borcun en büyük sebebidir. Code review'lar da dahil olabilir ya. Ben state akışında mesela bir board oluşturuyorsunuz ya işte to do, in progress, done. Biraz daha burayı belki kalabalıklaştıracaksınız araya ama ben Filo ekibinde yazılım yaparken
Oranın Scrum Master'ıyken bir state daha koyduk ve mutlaka o state'ten geçiriyorduk. Yani bir kural var, bir policy vardı. Asla o state'ten geçmedikten sonra teste gitmezdi. Yani development bittikten sonra bir code review süreci başlatırdı. Böyle bir state'imiz var bizim. Bu akıştan da geçmek zorunda. Hani sordun ya, definition of done da olmalı mı? O takıma göre olmalıydı. Orayı pratik haline getirdi. Bitti galiba söyledikleriniz, değil mi? Mantıklı. Gitmedi aslında. Az konuştum. Şimdi reklam arası vermek zorundayım. Stüdyoları aradılar dermişim. Şimdi ben yönetmenime sordum. Biraz daha zamanı aldım. Çünkü Aa, çok değerli süper. konulardan bahsediyorsunuz. Bir 10-15 dakika kadar daha Tamam. birlikte olabiliriz. Ama öncelikli konulardan bir tanesi, siz aynı zamanda Doğuş Teknoloji bünyesindeki önemli oluşumlardan, yani girişim de diyebiliriz belki de, Çevikhane ile de ilişkilisiniz. Bize biraz Çevikhane'yi bahsedebilir misiniz? Nasıl çıktı bu fikir, nedir, ne yapar? Bizim gizemli bir şeyimiz vardır eğitimlerde, workshoplarda, panellerde. Çevikhane nasıl başladı? Gizem çok güzel anlatır. O yüzden ben yine bu görev Gizem'e verilmiş bir görevdir. Dünya toz bulutundan başlıyor. Şimdi biz Doğuş Teknoloji olarak 2018 dönüşüm sürecinin içerisine girdik. Ama 2018'den önce de Agile pratikleri uyguluyor muyduk? Uyguluyorduk. Ben 2016'da başladım bu şeyde, Doğuş Teknoloji'de. VDF Filo'nun ERP'sini tasarlıyorduk ve ilk Agile ekiplerden birisiydik. Scrum'ı uygulamıştık. 2018'de de büyük bir dönüşüme girdik. Aslında tüm organizasyonel anlamda bir dönüşümden bahsediyorum. Executive takımından delivery ekiplerine kadar her alanda, hatta operasyonunu da şu an geçirmeye çalışıyoruz. Tam anlamıyla bir dönüşüm sürecini işletmeye başlamıştık. Tabii ki bunu yaparken de biz de diğer şirketler gibi danışmanlık alarak ilerledik. Bir haftadan sonra Dilara ile dedik ki, hani danışmanlar gitmeye başlayınca, hani tamam siz artık biraz yağınızda kavrulun sürecine girince, biz dedik ya biz devam edelim. Hani burada da iyi şey de oluyor. Hani bayrak kaldırıyoruz, evet dikkat de çekiyoruz. Bu işi gel biraz devam ettirelim. Ne yapalım? Yeni gelen arkadaşlara eğitimler verelim gibi. Sadece eğitim vermeyle başlattık bu işi. Bir noktadan sonra biz artık ekiplere danışmanlık yaparken bulduk kendimizi. Yani kendi kendine gelişti buradaki süreçte. Bir planlı bir organizasyonumuz yoktu. Kendi kendine, ha işte evet Dilara'ya danışalım, Gizem'e danışalım. Çünkü hep bir yerlerde birilerine tavsiye verirken bulduk kendimizi. Böyle araştırdık, okuduk, bilmem ne. Scrum eğitimiyle başladık. Daha sonra eğitimlerimizin arasına Kanban eğitimlerini, pratiklerini koyduk. Fasilitasyon tekniklerini vermeye başladık. Şirketin içerisinde yine Çevikhane'nin yaptığı işleri Dilara sen bahset istersen. Ben daha hikayeyi bahsetmiş olayım. Şeyden sonra, eğitimden sonra artık dedik ki biz danışmanlık sürecine doğru girmeye başladık. Hani kendimizi farklı platformlarda konuşmacı olarak da bulmaya başladık. Üniversitelere gidiyoruz, derslerin içerisindeyiz. Üniversitelerden ayrıca davet geliyor vesaire. Bu böyle iş büyüdü. Bir de Doğuş Teknoloji'nin ürünleşme anlamında çok ciddi bir inisiyatifi var. Ciddi destekliyor. Yani sadece non-teknik konular için değil, teknik konular için de varsa bir fikriniz, gelip özgürce sunabiliyorsunuz ve gerçekten yönetimimiz burayı destekliyor. Neye çare bulmak istiyorsanız. Gel dedik Dilara ile, biz de bir bu konuyu bir ürüne çevirebilir miyiz diye. Gittik anlattık. Ya böyle bir şey var. Biz burada bir danışmanlık şirketi gibi bir şey kurmaya çalışmıyoruz. Bir deneyim paylaşımından bahsediyoruz ve bizim roadmap'imiz biraz bunlar, bunlar, bunlar dedik, sunumlar vesaire yaptık. Ürünleşme yoluyla çıkıp markayla devam ettik yola. Çevikhane'nin doğuşu biraz bu şekilde olmuş oldu. İlk önce biraz in-house Doğuş Teknoloji'nin gelişimine ve dönüşümüne katkı verecek şekilde ilerledi. İşte iç eğitimler vesaire derken grubun içerisinde bir yayılım gösterdik. Onlar da çok desteklediler. Grubun içerisinde de bu anlamda tanınırlığımız ve markanın da bilinirliği arttı. Patentini de aldık. Çevikhane bir marka aslında. Doğuş Teknoloji markası. Daha sonrasında dışarı açıldık. Artık hani dışındaki firmalara da eğitim verir, danışmanlık verir olduk. Bu anlamda bir büyümemiz de olmuş oldu. Yolculuğumuz böyle. Ben de dışarıya ürünleşti, dışarıya da hizmet veriyor musunuz diye soracaktım. Onu da söylemiş olman güzel oldu. Veriyoruz. Ya bu bir çatı, Doğuş Teknoloji'nin çatısı. Zaten
Logomuzda da bir çatı var. Çevik Hane'den kastımız çevik prensipleri, pratikleri işletmeye çalışan, uygulamaya çalışan bir şey, hane aslında bahsettiğimiz. O çatıyı biz biraz daha aldık. Bizi de farklı kılan şey biraz bu. Hep beraber gelelim, çevik hareket edelim. Yani bu yazılım geliştirme olabilir, herhangi bir konudaki aksiyonumuz olabilir, operasyon birimlerinin yaklaşımı olabilir. Satın almanın agile dönüşümü gerçekleşti biliyorsun. Yine eğer merak edenler olursa bununla ilgili paylaşımı da YouTube kanalında satın almanın agile dönüşümünü Mehmet Akyatan anlattı geniş bir şekilde. Onu da izlemenizi tavsiye ederiz. Sadece yazılımda değil, tüm alanlarda bu bakış açısını işletmeye çalışıyoruz. Yorumlar kısmına da YouTube kanalına ekleyebiliriz aslında. Çevikhane'nin adresini ve bu bahsettiğiniz referansları iyi olabilir. Ben Sonrasında böyle izlemek için. neler yapıyoruz onlardan bahsedeyim. Gizem sen link paylaş chatten, olur mu? Biz paylaşabiliyoruz değil mi chatten? Tabii. Chatten de Tamam. paylaşabilirsiniz tabii. Şimdi Sen neler söylemek istersin Dilara? böyle neler yapıyoruz biraz detaylandırayım onu. Şimdi bu işin organik başlaması bizim için önemliydi. Bir şeyleri yapmak için yapmış olmak bize göre değil. Biz birazcık işin cesaretini fazla içine yutmuş insanlarız. O yüzden başladı zaten. Bu iş biraz cesaret istiyor. Çünkü biz Agile'ın savunucularıyız aynı zamanda. Nasıl doğru uygulanmalı, hakkını vererek nasıl yapılmalı, bunların savunucularıyız. Bu sadece işte Scrum'la, Kanban'la olacak bir şey değil. Bu geniş çaplı bir süreç. İşin içine Gizem'in dediği gibi teknoloji artık her yerimizde. DevOps'un da işin içine kat, datayı da işin içine kat. Yapay zekayı bile yeri gel işin içine kat yani. Böyle bir çatının altındayız biz. Ve bu organik oluştu. Bu bizim gurur kaynağımız. Gizem başladı, anlattı. Eğitimlerle başladık. Eğitimlerimiz hala devam ediyor ve biz yelpazemizi gitgide genişletiyoruz. Zaten Agile eğitimleri, Scrum, Kanban eğitimleri, fasilitasyon teknikleri eğitimleri bunlar zaten işin olmazsa olmazlarından. Design Thinking eğitimini kattık bünyemize. Şimdi OKR biliyorsunuz oldukça revaçta. Hedefleri belirlerken nasıl belirlemek lazım? OKR dedin değil mi? OKR, evet. OKR. OKR. O açılımı Ordu nedir? Kastamonu Rize. Objectives and Key Results. Bir hedef belirlerken öncelikle bir hedef, daha doğrusu bir hedefe giden bir yolculuk aslında bu. Öncelikle bir hedef belirliyorsunuz, sonra o hedefin ulaşmak için neler yapabiliriz, ölçümlenebilir neler yapabiliriz altına sıralıyorsunuz. Aslında bu sizin o planda, o zaman diliminde yapacağınız işler olmuş oluyor. OKR çatıdan yani en tepeden en aşağıya bireysele kadar inmesi gereken bir süreç. Katalogumuza bunları da dahil ediyoruz. Zaten içeride koçluk deneyimimiz var. Takımlara hala koçluk ve danışmanlık desteğini veriyoruz. Artık dışarıya da veriyoruz. Hem eğitimleri hem danışmanlığımızı. Hedefimiz sadece doğuş teknoloji değil bizim. Biz bir doğuş grubu üyesiyiz. Biz bir doğuş şirketiyiz. Dolayısıyla sadece doğuş teknolojinin bu süreçlerinden geçmesi değil, diğer doğuş grubu şirketlerinin de bu süreçlerden geçmesi bizim için önemli. Mevcutta Ferit Şahin'in inisiyatifleri var. Bunlarla beraber de çalışıyoruz. İşte sürdürülebilirlik inisiyatiflerinde, data-driven inisiyatiflerinde çalışıyoruz. Onlara bu desteği vermeye çalışıyoruz. Ama sadece teknolojiyle olacak bir şey değil, Gizem'in de dediği gibi. Yetkinlik gelişim programlarımız var. Üniversiteler bizim baş tacımız. Doğuş teknoloji stajyer konusunda oldukça güçlü bir şirkettir. Biz de bu gücü bir şekilde desteklemeye çalışıyoruz. Üniversitelere giderek, öğrencilerle bir araya gelerek desteklemeye çalışıyoruz. Bu bir çatı. Herkes gelebilir bu arada. Gelebilir, çıkabilir. Bu çevikhaneden geçebilir. Heyet geçmesin yeter ki. Mutlaka gelsin bir uğrasın, orada gitsin istiyoruz. Peki. Geleceğe giriş programını da o vesileyle stajyer programı Aynen. demişsin, onu da vurgulamış olalım. Ben değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Artık programımızı sonlandıracağız. Sonlandırmadan önce tabii aldığım notları da biraz paylaşmak isterim. Değerli katılımcılarla.
Agile'ın iş yapmak, Agile iş yapmak değildir, kaliteden ödün vermek değildir dedik. Böyle bir not almışım. Kaliteden ödün vermeden hızlı iş çıkartmaktır dedik. Agile küçük küçük waterfallcıklar koşmak değildir şeklinde belirtildi. Çevikliği bir reçete olarak görmemeliyiz. Çevik pratiklere geçmek istiyorsak önce bir durumumuza bakmamız gerekiyor. Bu noktada da ölçümleme, veri, ispat edilebilir veri oldukça önemli oluyor. Burada bir kamyon örneği not almışım. Herkes dönüşüyor, biz de dönüşelim demek doğru değil demişiz. Bu da önemli bir sözdü. Sorunları görebilmek, ölçebilmek, biraz hissetmek gerekiyor aslında durumumuzu. Başka ne demişim, ne not almışım? Hızlı hızlı not aldığım için tabii şimdi düzelterek size bir aktarmaya çalışıyorum. Danışman takımı bıraktıktan sonra bazen sendelemeler görülebilir. Bu noktada Scrum Master'ın rolü oldukça kıymetli ve önemli. Retrospektif ve review döngülerini bıraktığımız noktalar biraz Agile'ın dışına çıkmaya başladığımız noktalar olarak düşünülmeli. Scrum Master'ın duruşu çok önemli diye bir not almışım. Yöneticilerin vazgeçemediği alışkanlıklarından vazgeçmeleri gerekiyor. Bilmiyorum burada not almış mıyım? Aynen. Takımların özerk davranış gösterebilmesi gerekiyor. Yönetici olarak bizim söylediklerinden not aldığım bir şeydi bu da. Yönetici olarak retrospektif toplantılarına katılıp ne konuda yardımcı olabilirim, o takımı nasıl rahat ettirebilirim gibi şeylerin peşinde koşmak gerekiyor. Genelde ben yöneticiyi arkamda gördüğüm zaman, yani belki uzun yıllarda çalıştığım için, belki de farklı kültürleri gördüğüm için bir tedirgin olurum genelde. Hani yönetici arkamdaysa yanlış bir şey yapar mıyım, eder miyim? Bu algıyı yıkması gereken yöneticinin. Niye müşteriyi ikna etmeye çalışıyoruz? Onun durumumuzu anlamaya ihtiyacı var deyip evidence based management'a bir atıfta bulundu Dilara. Bu da önemli bir keyword aslında. Ve yine Dilara'nın güzel bir sözünü ben not aldım. Cesaret en çok arkaya attığımız değerlerden birisi dedi. Scrum Master'lık zor bir görevdir. Sadece iyi konuşmak ve işleri iyi idare etmekle ilgili değildir. Ve yetkinlik kazanmak için odaklı çalışmak gerekir. Odaklı çalışma çok gözden kaçırdığımız bir şey. Odağımız çok sık kaybolabiliyor. Maalesef. Scrum Master artık hizmetkar lider değil, gerçek liderdir dedik. Bitiyor, az kaldı. Birkaç cümle var. Product Owner teknik borcun varlığını bilmeli, farkında olmalıdır. Teknik borç takımın borcudur. Ödemesi gereken bir bedeldir. Ve en önemli şey görselleştirmektir. Acele iş yapmaktan teknik borç çıkar diye teknik borçlarla ilgili notları almışım. Bir takım keywordler var. İzleyen arkadaşlarımızın için araştırması gereken mesela tribe geçti. Evidence Based Management geçti. Chapter diye bir kavram geçti. Design Thinking ve Objective and Key Results diye OKRs diye kısaltılmış bir şey geçti. Sonar Küp ve RCI ikilisi geçti. Code Review geçti. Business Agility diye bir kavram geçti. Biraz daha ileriye taşıdı düşüncelerimizi diyerek notlarımı almışım. Çok teşekkür ediyoruz değerli katılımınız için. Sizlerin de son olarak sözlerini almak isterim. Ondan sonra yayını kapatacağım. Chat'te sorular var mı? Ben niye kullanamadıysam bu tabii. Bakayım chatte şu anda bir soru yok. Tamam. Her şeye açık yüreklilikle cevap verdiğiniz cesaretli bir şekilde teşekkür ederiz. Son sözlerinizi alayım. Sorular güzeldi, evet. Çoğu zaman ya muhtemelen herkesin karşılaştığı yani o Agile'ı okuduk ama pratiğe dökerken bunu nasıl yapacağız dediğimiz sorulara değmişsin. Sana teşekkür ederim. Biz de Güzeldi. hem yaşadığımız hikayelerden, tecrübelerden paylaşmaya çalıştık. Bu arada Çevikhane de böyle bir oluşum. Biz Gizem dediği gibi bir danışmanlık şirketi değiliz. Biz tecrübelerimizi paylaşan bir çatıyız. O yüzden bu da böyle bir seçim oldu aslında. Herkesin eline, emeğine sağlık. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet Gizem. Çok teşekkürler. Katılımcılara da ayrı ayrı teşekkür etmiş olayım.
aralarda şöyle bir gezindim. Güzeldi. Hani biz üçüncü kez katılıyoruz dediğim gibi Dilara'yla. Neden 4-5 olmasın? Konuştuk, çok Evet. konuşuluyor. Soruların da çok çok değerliydi. Bu işin şey kısmı önemli. Evet, kitapta yazdığı gibi olmuyor. Gerçek hayat çok daha farklı. Tamam, ben bunu uygulayabilirim. O zaman buradaki yazılanlara göre uygulayalım dediğim zaman duvara çarpabiliyoruz. O çarpmaları önüne geçebilmek için o pratikleri veya yaşanmış hikayeleri dinlemek çok değerli olacaktır. Ben teşekkür etmiş olayım herkese. Sana teşekkür etmiş olayım. Tüm Tekdili Mekan ekibine teşekkür etmiş olayım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız için katılımcılara da teşekkür ediyoruz. Ve evet sevgili izleyenler, dinleyenler, bir Tekdili Mekan sohbetimizin daha sonuna gelmiş olduk böylece. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın diyoruz. Hoşça İyi kalın. günler. Görüşürüz.